Yabancı kuruluşun logo mevzusu. Beinsport yayıncı kuruluşun, özür dilerim, gerçek logoyu kullanması ile birlikte logo kullanımından sonra Fenerbahçe'nin korsan logosu an itibariyle hiçbir kurum tarafından Şimdi Özgür düştü tabii. O bir 10 dakika sürer gelmesi. Sen başla hadi ne diyorsun bu konuda? Başla ben de devam edeyim senden sonra. Şimdi yayıncı kuruluş abi resmi yayıncı kuruluş olduğu için TFF ile organik bağı olduğu için yani ortak oldukları için TFF'nin logosu dışında herhangi bir logo kullanamaz. TFF'nin sitesinde de şu anda Fenerbahçe kendi isteği üzerine geçen seneden yaptığı isteği üzerine 3 yıldızlı değil de yıldızsız logo kullanımı var. Lig TV diyorum. beIN Sports'ta yayıncı kuruluşta onu kullanıyor. Şu anda TFF onaylamadan bunların bu 5 yıldız hikayesini falan hiçbir şekilde yayıncı kuruluş kullanamaz. Ama sanki öyle bir üste çıkıyorlar ki zeytinyağı gibi, tamam abi? Kullanmayan böyle çok böyle ahlaki bir suç işliyormuş gibi. Bir de bir şey uydurmuşlar. Patent enstitüsünden patent aldık, bilmem ne yaptık falan. Ya abi inanamıyorum ya. Gerçekten 2023 yılında nelerle uğraşıyoruz? Patent aldığınız bizi ilgilendirmiyor. Siz önce logonuzu tescil ettirmeniz için genel kurul üyelerinin 1/3 oranında imzaya ihtiyacınız var. Böyle bir imza almadınız, bir. İkincisi, bu konuda tahkim kararı var. Şimdi onun da arkasından dolanmaya çalışıyorlar. Biz başvuru yapmadık diyorlar ama büyük Fenerbahçeli, Galatasaray'ı asla affetmeyen Fenerbahçeli, eski federasyon başkanı Fenerbahçeli Nihat Doğan'ın Nihat Doğan diyorum ya. Nihat Özdemir'in birebir açıklaması var abi bu konuyla ilgili. Başvuru yapıldığını söylüyor. Biz o konuda başvuru yapmadık da şu konuda başvuru yaptık diye hukukun arkasından dolaşmaya çalışıyorlar. Yani insanları şu artıya getirmeye çalışıyorlar abi. Verin şunların 5 yıldızını da Türk futbolunun yakasından düşsünler. Zaten Galatasaray arka arkaya 2 tane çakacak. 5'e 5 yaptığınızda bu sefer tanınmamak için renklerinizi değiştirirsiniz. Hani bizim renklerimiz kuruluşta sarı beyazdı. Biz sarı beyaza dönelim diye renklerinizi değiştirirsiniz. Bir akıllılık da şurada yapıyorlar abi. Arkadaşlar 1959 yılı öncesi bütün şampiyonlukları saymıyorlar. Saydıkları şey şu. Bazı seneler o turnuvalar ulusal lig başlığı altında oynanmış. Çünkü Galatasaray bir şahlanırsa buradan, tamam ulan hadi yıldız savaşlarına giriyoruz diyelim de, Galatasaray'ın 39 şampiyonluğu çıkıyor 1905'ten itibaren. Galatasaray'ın kaç şampiyonluğu, kaç yıldız oluyor hesap et. Şimdi Galatasaray ona giremesin diye abi şöyle eskilerin bir lafı var bak. Cam kenarı olsun, teyzeme el sallayayım, 50 kuruş ucuz olsun. Az önce diyorum ya, parasıyla Türk futboluyla oynuyor adam ya. Parasıyla bak oyuncağı yapmış. Ulusal lig başlığı altında oynananlardan şampiyonluklar sayılıyormuş. Öbür türlü olursa çünkü Galatasaray'ın 39 şampiyonluğu çıkıyor. Gene aşağıdalar. Yani gene Galatasaray'ın gerisindeler. İnanılmaz bir olay. Yani inanılmaz. Esir aldılar 5 yıldız hikayesine. Ben buradan çağrıda bulunuyorum. Bırakın TFF'yi, YouTube kanallarını. Değerli Fenerbahçeliler, UEFA bugün logosuz kullandı. Hadi gücünüzü UEFA'ya da gösterin. Hadi büyük Fenerbahçe'nin gücünü UEFA'ya da gösterin. Bir protesto edin bakalım. Hadi çıkmayın UEFA maçına. Hadi. Buyurun, UEFA Şimdi orada. zaten bu iş yayıncı kuruluş işi de değil Özgür. Bu bugünkü organizasyonun ev sahibi Türkiye Futbol Federasyonu yani kura çekimi. Yayıncı kuruluş sadece onu televizyondan yayınlamakla mükellef. Dolayısıyla bu noktalardaki karar vericiler ya da neyin nasıl yapılacağını söyleyenler yayıncı kuruluşun insanları değil Türkiye Futbol Federasyonu. Dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu da kendisinin tescillemediği bir logonun kullanımını yapamayacağı için zaten bugün yayıncı kuruluşta ister istemez yıldızsız Fenerbahçe logosunu kullanıyor. Yani burada hani yayıncı kuruluş Fenerbahçe'nin karşısına geçmiş ya da Fenerbahçe'yi bu konuda desteklemiyor demek de çok doğru bir yaklaşım tarzı değil yani. Evet, ben geldim değil mi? Hoş geldin abi. Evet arkadaşlar. Özgür Hoca çok güzel anlattı. Ben de şunu sormak istiyorum. Özgür Hocam tamam da Ali bak mesela Refaettin Bey'i de yazmış. Zaten Ali Koç bu tarz eylemlere giriyor ve girmeye de devam edecek. Yani net bir şekilde dünkü logo ile ilgili Space Odası'nda yaptığı yorumlardan sonra Serdar Kelleci işte A-Spor'da ilişkiyi kesildi. Ne diyorsunuz? Yani bu mevzular yani her şeyle yani sen yayının başında şöyle bir şey söyledin. Çok güzel. Yani her yerden saldırıyorlar. Her yerden bu logoyu alabilmek için, 5 yıldız alabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar.
Galatasaray burada ne yapmak mecburiyetinde sizce? Abi Galatasaray bu konuda bütün imkanlarını, gücünü kullanmak zorunda. Bu şöyle bir şey değil. Buna Selahattin abi aylar önce bir dikkat çekmişti. Medyada bile kimsenin buna dikkat çektiği yok. Olay yıldız olayı değil. Abi göğsüne taktığın 5 yıldız 6 yıldız olayı değil. Bunlar bunun maddi getirilerini de istiyorlar. Yani şampiyonluk sayısı arttığı zaman şampiyonluktan en fazla pay alan, ya haksız kazanç peşindeler. Maddi olarak da bunun getirilerini istiyorlar. Yani sadece formama 5 yıldız çaktığımda değil. Selahattin abi bunu söylediğinde ben çok net hatırlıyorum. Geçen sene Ocak ayıydı. Medyada hala kimse bundan bahsetmiyor. Bu derin haberde konuşuldu sadece. Yani dert şuraya 5 yıldızı koymak değil. Bunun maddi getirilerini de istiyorlar. Şampiyonluk yönünden pastadan en fazla pay alan takım, o bu şu falan. Hani şunu farkında Ali Koç abi. Ben diyor Türk futbolumu avcuma aldım. Edirne dışında zaten hiçbir şey yaptığım yok. Kimse de bana hesap sormuyor. Hani burada kumpas, öbür tarafta Antep'teki hatta transfer görüşmesine gittiğinde yıldızsız logo, burada yıldızlı logo. Burada kumpas, orada hiç şey yok. Maddi, maddi, manevi tazminat davasının adı bile geçmiyor. Yani madem kumpas, alın buradaki delilleri. Gidin UEFA'da da deyin ki siz beni Şampiyonlar Ligi'ne almadınız. Ben bu sene şu kadar milyon dolar, milyon euro kaybettim. Bunu bana tazmin edin ve geri verin. Öyle de bir şey yok. Tamamen liderin içerisinde belli düzeni konjektür de arkasına alarak Türk futbolunun avucunun içine almış, böyle hoplatıyor. Hani böyle tenis raketini alırsın da tenis topunu hoplatırsın ya. Türk futbolunu hoplatıyor abi. İstediği kararı aldırıyor, istediği şey. Şimdi de bir komisyon hikayesi çıkarttılar. Abi Galatasaray buna karşı çıkacak. Gücünü gösterecek. Çünkü Galatasaray'ın sahada kazandığını masada kimse hakkını yiyemez Galatasaray'ın. 9 sezondur şampiyon olamıyor. Şampiyon olamadığı her sezon için 9 tane şampiyonluk istiyorlar. Yani sahada kaybettiklerini masada istiyorlar. Galatasaray buna her türlü bütün organlarıyla engel olmalı abi. Ve bu tartışma bitmeli artık. Özgürcüğüm, şimdi bak, bunu herkes bu şekilde söylüyor ama somut ne yapalım önerisi getiren yok. Bak, şimdi diyorsun ya Selahattin abi söylemişti, ben buradan yine söylüyorum. Buna somut öneri getiriyorum ne yapılması gerektiğine. 1 milyon Galatasaraylı CİMER'e şikayet dilekçesi versin abi. Bireysel olarak gitsin CİMER'e şikayet dilekçesi versin. Türkiye Futbol Federasyonu'nu şikayet etsin. 5 Yıldız Komisyonu hikayesini karar verenleri şikayet etsin bak. Bu kadar net söylüyorum. Başka türlü bu işin önüne geçemezsiniz. Ya da abi bütün şampiyonluklar varsayılacak. Galatasaray'ın 39 şampiyonluğu tescil edilecek. Ona göre yıldız takılacak. Ona göre maddi pay alınacak. Bir de ben geçen şöyle düşünüyordum. Trabzon'la Beşiktaş niye sesini çıkarmıyor diye. Trabzon'da Beşiktaş'ın da menfaatleri varmış. Yani onlar da şampiyonluk alıyorlarmış. Yani bu anlamda Alamaz yani abi. Bak alamaz. Eyüp de bugün aynı şeyi söyledi yayında. Ben Eyüp'e yazdım chatte ama okumadı. Trabzon nasıl alıyormuş abi o şampiyonlukları? Bana bir izah etsenize. Trabzon'un bir kuruluşuna bir bak. Bak bakayım Trabzon kaç yılında kurulmuş. 1967. Ya 65 ya 67'de kuruldu Trabzonspor. Nasıl 67, resmi alıyor abi? olarak 67. Resmi E olarak tamam 67 abi. nasıl alacak geçmişe dönük? Nasıl alacak geçmişe dönük şampiyonlukları? Bence Trabzonspor şunun için bir komisyon kurdursun. 2010-11 sezonu ile ilgili bir komisyon kurulsun mesela. Hani canı sıkılan herkes komisyon kurduruyor ya. Kararlar hiçe sayılıyor ya. Kurdursun abi. Onlar da oradan kurdursun. Durum neymiş? Şu anda bir taraftan telefonum da ekranı kapanıyor. Abi bende bir var mı şeylik? Sesin Yaşar'a geliyor. da tekrardan ne? Sesin geliyor abi. Görüntün donuk ama sesin geliyor. Donuyorsun ama görüntü donuk. Ha işte şimdi ona döndük. Olsun ben buna da razıyım. Olsun yani. Şimdi Yaşar'a tekrardan teşekkür edelim. Daha fazlasını yapacaktım diyor. İzin vermedi diyor. Sağ olsun. Daha fazlasını yapmana da gerek yok kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ama Özgür Hocam şuna değinmek istiyorum. Şimdi mesela az önce bahsettiğiniz olay neydi o? Galatasaray'la kupa maçını, Süper Kupa maçını ertelemek istiyor Ali Koç. Bir taraftan da ne var? Logo ile çıkacaklar. O logo mevzusu Galatasaray maçına çıkmayı gözüne alacak mı yani? Ne diyorsunuz? Çıkamazlar abi. Çıkamazlar. O şöyle olacak. Şimdi bununla ilgili bir komisyon kurulduğu kararını federasyon devreye soktu. Bu komisyonun oyaladıkça oyalayacaklar bu işi. Ali Koç da kendi taraftarını şöyle oyalayacak.
komisyon kuruldu. Sonucunu bekliyoruz. Sonucuna saygılı olacağız diye. Bu süre zarfı içerisinde logosuz yıldızsız logoyla çıkacaklar maçlara. O komisyonun araştırmasını tamamlamasını bekleyecekler. Ama o komisyon da bugünden yarına araştırma tamamlayamaz. En az 1,5-2 sene bekliyorum ben. Tarihçiler, marihçiler deniliyor. Ya sanki Ermeni soykırımını araştırıyoruz. Ya gerçekten inanılmaz ya. Türk futbolunu meşgul ettikleri şeye bak ya. Ben rakibimin gerisinde kaldım. Rakibimle yıldız sayım eşitken 2-2 başlamıştı bu biliyorsun. Eşitken hiçbir şey yoktu. Hatta 1959 öncesi 2 şampiyonluk Beşiktaş'a verildi. Ve Beşiktaş 3 yıldız aldı diye. O dönemki başkanları Aziz Yıldırım çıkıp isyan etmişti. Böyle her tarafı yıldızlı formayla sahaya çıkmışlardı. O zamanlar böyle bir konu yoktu. Rakibim benim önüme geçti. Ben onu sahada yenemiyorum abi. Beni perişan ediyor. Ve ben bunu bir şekilde masada toparlamak zorundayım. Geçmişin tozlu raflarından Dursun Başkan'ın deyimiyle işini bilmeyen tüccar geçmiş defterleri karıştırır. Karıştırarak oradan ne çıkabilirim? Aa, burada Galatasaray şampiyon olmuş. Olmaz. Bunu geçelim. Buna ulusal lig diyelim. Ulusal ligde var. Aa, turnuvada birinci olmuşuz. Abi bir tane şampiyonluk istedikleri turnuvanın şeyi var. Mesela bir önceki turnuvada, 2 ay önce yapılan turnuvada Fenerbahçe son sıradayken canı sıkılmış. Öbür tarafta maddi kazanç daha fazla olduğu için o turnuvayı bırakıp başka turnuvaya gitmiş. Sonra 2 ay sonra geri dönmüş. Yahu temelde şu var zaten. Çok basit bir soru var bak. Küme düşme olmayan bir turnuvanın şampiyonu yıldız isteyebilir mi ya? Bir de Metin Oktay geyiği yapıyorlar. Yok Ali Sami Yenge'yi yapıyorlar. Anlamadıkları konu şu. Bak bir daha tane tane anlatalım. Güzel kardeşlerim, biz 1959'dan önce kazandığımız hiçbir başarıları inkar etmiyoruz ki. Şerefle de, tamam bak, şerefle de taşırız, şerefle de anarız o dönemki futbolcuları. Ama bir deplasmanlı lig kuralı var 1959'da. Ve bununla ilgili yapılan tüm itirazlar tahkim tarafından reddedilmiş. Yani 1959 öncesini kimse yok saymıyor. Başarılar orada duruyor. Ama resmi değil, resmi olanlar 1959'dan sonra. Dolayısıyla Metin Oktay üzerinden kirli işlerinize Metin Oktay'ı karıştırmayın. Kirli işlerinizi yaparken Turgay Şenenlerini karıştırmayın. Sizin derdiniz Galatasaray'ın gerisinde kaldı. Nasıl masa başında öne geçer? Bunu itiraf edin. Bu kadar basit ya. Özgür, temel sıkıntı Beşiktaş'a verilen 2 şampiyonluk hocam. Evet, en temel yanlış odur zaten. Evet. Orada da konuşuyor abi. Avrupa Kupası oynadı diye. Beşiktaş hiç fark etmez abi. O işi işte sulandırmaktır. Yumuşak bahane yaratmaktır. Yumuşak karın yaratmaktır. 1959'da kurulmuştur Türkiye Deplasmanlı Futbol Ligi. Oradan bu tarafı alırsın abi. Beşiktaş'a yıldız taktırabilmek için bedavadan 2 şampiyonluk verdiler. Olayın kökeni budur abi. Şimdi Fenerbahçe'de madem Beşiktaş'a verdiniz, bana da verin. Sevgili Ali Çengül, ne zaman Galatasaray konuşacağız demiş. Galatasaray konuştuğumuzu düşünüyorum abi. Rakibimizin bu oyunları Galatasaray'ı derinden etkileyecek kardeşim. İstiyorsunuz tabii ki transfer konuşalım, maçı konuşalım. Onları da konuşacağız. Bütün sezonda konuşuyoruz zaten. Ama bir de şöyle bir şey var. Karşımızda böyle de bir tehlike var. Gerçekten artık beka meselesi haline geldiler. Yani ülke futbolunun beka meselesi haline geldiler. Bu limit tanımamakla başlayıp bu süreçlere kadar gelen kafama göre at oynatırım süreci abi çok zarar vermeye başladı Türk futboluna. Allah sonumuzu hayır etsin. Ciddi anlamda çok insanları tahrik ediyorlar yani. Yapacak bir şey yok abi. Bunları cezalandırmanın yolu şampiyon olmaktır. Biz her sene şampiyon olduğumuz takdirde Ali Koç bir gün Ali Koç'un arkasına da kedi kuyruğu takarlar, tenekeyi bağlarlar, yani, gönderirler abi. Abi bak, taraftar duygusaldır, tamam mı? Taraftar bir şeyin arkasına takılıp gitmek ister. Yani kendini rahatlatacak bir sebep bulmak ister. Diyorum ya bak, insan %100 bir olayda haksız olduğunu bil abi. Aynaya kalktın, sabah kalktın aynaya baktığında kendini aklamaya çalışırsın. Haklı olduğun bir noktaları yakalamaya çalışırsın kendi kendine. Bu insani bir tepkidir. Duygusal baktığın her olayda böyledir. Taraftar bir şeyin ucundan yakalamak ister. Taraftar başarısızlığı görüyordu. Başarısızlığı hazmedemiyordu. Onlara bir şeker verdi, böyle topi top verdi. Şeker verdi. Alın bunu yalayın, oyalanın. Nedir o? İşte bizim aslında daha fazla şampiyonluğumuz var. Taraftarı da bunun peşinden gitti. Taraftar duygusaldır. Ama bunun yaşatacağı toplumsal infialleri bir türlü hesap edemiyor. Özgürcüm bak, bu ezikliktir, tamam mı? Ezikliğin dışa vurumsal halidir. Eziklik yapıyorlar. Yani Fenerbahçe ezik olduğunu kabul ediyor. Ve buradan bizim tribünlerin Schneider örneğinde başlattığı Fener'e ağlama hikayesinin de ne kadar gerçek olduğunu hep beraber bu toplumsal Fenerbahçe davranışı tarzıyla da ortaya koyuyorlar yani. Bir tane Fenerbahçe'nin, bence olay budur yani.
Serhat'tır abi bir tane Fenerbahçe'de şunu demiyor biliyor musun? Ya biz 1907'lere kadar kazıdık, kazıdık, kazıdık. Toprak altından bu şampiyonlukları çıkarttık. 5 yıldız yapabildik kendimizi. Ya o adamlar hedef 24 diyor. 2 kere daha şampiyon olsalar onlar da otomatikman 5 yıldız. Bu kadar niye uğraşıyoruz? Bir tane Fenerbahçeli demiyor. Biliyor musun bunu abi? Abi o uğraşmaları yıldız değil. Ben söylüyorum. Onun altında evet. Tamamen ekonomik sebepler yatıyor. Para yani. Ya yani yıldız dediğin, şampiyonluk dediğin eşittir para yani. Yayın gelirlerinden aldığın paranın artması demek yani. Başka bir şey değil. Hele bu sene yaptıkları transferlere ödedikleri gerçek rakamlara bakarsan ya o para çok lazım yani. Yani bir tek Tadiç'in 3 yıllık maliyeti 25 milyon euro. Bunu söylemiyorlar ama. Söylemeyecekler de. Çünkü o bütçeler yok Fenerbahçe'nin legal duruşunun içinde yani. Vallahi abi bu sene geçen sene göre iyi bir kadro kurdular ama maliyeti çok yüksek. Bütün gemileri yaktı. Artık o da biliyor son senesi olduğunu. Yani artık bir sene daha idare edemez. Yani içeride dışarıda Galatasaray'dan 3-5 yiyecek bir takım yarattığım zaman artık sezon ortasında kellemi alırlar diye düşündü. Artık taraftara şunu da diyecek. İyi takım kurun dediniz. İyi takım kurduk. Kendi şartlarına göre iyi bir takım kurduklarını düşünüyorum abi. Doğru. Ve bak 8+3 şimdi Galatasaray'ı değil Fenerbahçe'yi vuruyor. Neden? Gittiler kaleye Livakovic'i aldılar çünkü. Bir de hesapta olmayan Arda satışı oldu. Arda'nın yerine de bir yabancı oynayacak. Nasıl olacak şimdi 8+3 denklemi Fenerbahçe'de? Şöyle olacak abi. Ali Koç yine bir hafta sonu kimsenin olmadığı bir ortamda Riva'ya gidecek. Orada onun bir tane noteri var ya. Noteri ne diyecek ki bu 9+2'ye çıkar bunu ya da serbest bırak diyecek. Ve yok abi beyanat vermiş. Futbol Federasyonu Başkanı yeniden beyanat vermiş 8+3 devam edecek diye. Abi şimdi, geçen sene de Yıldız'la ilgili beyanat vermişti. Bu sene komisyon kurdu. Onun sağ solu hiç belli olmaz. Tamamen sürece göre hareket ediyor biliyorsun. Stoperler de yabancı. Ciku'yla Becao'yu aldılar. Sonuçta ikisi de stoperleri de yerli kullanamayacaklar. Yani bu sene 8+3 Fenerbahçe'yi vuruyor pozisyonda şu anda. Vallahi bilmiyorum abi. Ciku aldılar, Ceko aldılar. Bir de şeyde yetmezse devre arası transferde Arok'tan Ceku'yu alırlar. Devam ederler yollarına yani. Bizi bağlayan bir şey yok. Ama bu 9+2 bak ben sana o ne olacağını söyleyeyim abi. Bunlar 9+2 diye bastıracak. Mehmet Büyükekşi önce sözümü tükürdüğümü yalamayayım diye karşı çıkacak. Sonra bir anda 9+2 kuralı gelecek. Fenerbahçe'ye göre ayarlanacak. Galatasaraylılar da diyecek ki haklı olarak biz de diyeceğiz ki kardeşim biz bunun tam tersini savunurken 8+3 diye yırtılıyordunuz ve bu kural değişmiyordu. Neden Ali Koç isteyince mi değişti diyeceğiz. Onlar da diyecek ki bize siz zaten bunun böyle olduğunu olacağını istemiyor muydunuz diye. Tamam? Yani tamamen tarzları bu abi. Siz zaten bunu istiyordunuz. Neden itiraz ediyorsunuz şimdi? Bir de biz suçlu çıkacağız. Öyle öyle yani sonuçta parayı veren düdüğü çalar abi bu hayatımızın pratik gerçeği yani. Ama şöyle söyleyeyim kimin nasıl takım kurduğundan bağımsız ben söylediğimin arkasındayım. Yabancı kuralı tamamen saçmalıktır. Yani 9+2 kesinlikle. Yani tamamen kaldırılmalı. Tamamen kaldırılmalı. Yani işte ben de onu diyorum Galatasaray bari burada bir akıllı kessin de 9+2 yerine tamamen serbest kalması üzerine oynasın kartları yani. Yani kesin sesim geliyor mu? Geliyor. Şimdi öncelikle az önce hemen hızlıca konuşayım. Az önce Fenerbahçe'nin neyini konuşuyoruz? Biz böyle Fenerbahçe'nin neyini konuşuyoruz dedik ki Fenerbahçe bu konularda bir şeylerden geçirmeye çalışıyor. Öncelikle bunları konuşacağız tabii ki. Biz konuşmazsak, başkası konuşmazsa Fenerbahçe bir bakmışım 5. yıldızı takmış olur. Biz ne kadar sesimizi yukarıya çıkartabilirsek, biz ne kadar bu anlamda dik duruşumuzu gösterirsek Fenerbahçe'de elimizden geldiğince tabii ki biz de burada en alttaki halkalardan biriyiz. Bizle birlikte başka kanallar da bunları konuşacak ki Fenerbahçe buradan yol bulmasın. Biz bunu konuşuyoruz, bunları konuşacağız, bunları konuştuğumuz için Galatasaray'ız. Ama yani Özhan Bey'e de söylüyorum. Bu anlamda Fenerbahçe'yi konuşmak... Gitti sanırım yine. Musa yine düştü Özgür'cüm. Yani mesela abi bak Musa abi önemli bir konuya tespit etti. Mesela TRT Spor'a geri adım attırdık. TRT Spor 5 yıldızdan sonra bugün
Normal yıldızsız logosunu kullandı. Bu arada yıldızsız logo kullanmalarının sebebi de Fenerbahçe'nin 3 yıldızı vardır. 3 yıldızlı kullanabilir ama Fenerbahçe bunu böyle tercih ettiği için UEFA'da çeşitli medya organları da bunu yıldızsız kullanıyor. Ya bu yıldız meselesi de abi yeterince konuştuk diye Özgür, düşünüyorum. orası zaten serbest. Bak, yıldız meselesinde deniyor ki tercih eder ve isterse her 5 şampiyonluk için bir yıldız kullanabilir diyor. Dolayısıyla kullanmak zorunluluğu yok. Fenerbahçe'de bu noktadan hareketle Galatasaray'ın gerisinde kaldığı için yıldızlar